Ve EYT'liye iptal şoku diye maaş bekleyen, yani şu anda maaşının bağlanmasını bekleyen birçok EYT'li olduğunu biliyoruz. Ve bu noktada da bir haber var. Bugün kendisiyle konuşacaktık ama yayın sonrasında maalesef kaçırdığımızı, unuttuğumuzu fark ettik. Yarın Çetin Bey'e soracağım. Şimdi Samsun'da yaşayan 44 yaşındaki Erdoğan Kaya EYT'den yararlanıyor ve emekli oluyor. Priminde bir sıkıntısı yok. Hatta askerlik borçlanması yapıyor. Sonra bundan da faydalanıyor. Maaş bağlanmasını bekliyor. Hatta maaş bağlanmasını beklerken şirketinden, çalıştığı yerden kıdem tazminatı falan da alıyor yani. Sonra bir bakıyor ki SGK'dan ret cevabı geliyor. Maaşıyla alakalı ve birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı olduğu için iptal edildiğini öğrenmiş. Bu maaş bağlanmasının sonrasında iptal edildiğini öğrenmiş. Ve diyor ki babamın yanında 95 yılının 7. ayından itibaren inşaat işçisi olarak 9 ay çalıştım. Bu süre sonunda primlerim de ödendi. Hakkımı aramak için mahkemeye başvuracağım diyor. Ve bu noktada bağlanan maaşının iptal edildiğini söylüyor. Kıdem tazminatını da aldığını söylüyor. Yani bilmiyorum şimdi o kıdem tazminatını da aldı ama şey nasıl olacak? Şirketi onu geri talep edecek mi, etmeyecek mi? Ve bununla alakalı da Emin Yılmaz diyor ki yasal prosedür kanıt istiyor diyor. Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlar için şu bilgileri veriyor. Diyor ki SGK içerisinde bir hatta şöyle biraz daha büyütelim. Ciddi bir içerisinde bir genelge var. Yasal prosedür bir kişi ailesinin yanında çalışabilir diyor. EYT ile ilgili kişinin bütün hizmetleri inceleniyor. Sigortalı sayılabilmesi için kişinin bedenen ve ruhen o iş yerinde bulunup çalışması lazım. Bundan bahsediyor. Yani primlerini ödemiş, primleri ödenmiş. Erdoğan Kaya'nın ama birinci dereceden yakını olduğu için babası bu maaş iptal edilmiş. Şimdi o primleri tekrar doldurmak zorunda kalacak galiba. Şimdi hakkını arıyor. Tabii bu hak arama sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı? Niye yer verdim? Maaş bekleyenler var. Maaşı bağlananlar var. Böyle sebeplerden maaşı iptal olan maaş kesintisi yaşayan ya da iptal ettik böyle bir şey tespit ettik diye karşınıza çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bu da çok ilginç bir durum. Yani şimdi burada şunu sormak gerekmiyor mu? Yani siz o maaşı bağlarken bu vatandaş o konuda umutlanırken primim doldu gideyim maaşım bağlansın diye düşünürken onu bağlıyorsunuz. Hiçbir problem görmeden bağlıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki yok kardeşim sende böyle bir şey var. Senin maaşını iptal ediyorum. Kıdem tazminatını da almış. Hem burada o EYT'liyi mağdur ediyorsunuz hem de işvereni mağdur ediyorsunuz. Tabii bu neden oluyor? Burada personellere de bir yani tabii orada hata yapılmış edilmiş falan ama Vedat Bilgin'in açıklamaları vardı. Sürekli yetiştirmeye çalışıyorlardı ve ciddi şekilde hatalar yapılabileceğini de o yayınlarda, geçtiğimiz yayınlarda ifade ediyorduk. Bunların sonuçları böyle yaşanmaya başlanıyor. Ama tabii tek tük yani herkeste böyle olacak diye bir şey yok. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Yarın